Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ligimizde artık yavaş yavaş şampiyonlar belli oluyor farklı branşlarda. En son olarak şampiyonsa handbol kadınlarda Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü oldu. Bugün bu programda şampiyon isimlerle beraberiz. İki sporcu, bir de Onursal Başkal bizim konuğumuz olacak. Sizler de yaklaşık 45 dakika sürecek programımıza soru, görüş ve yorumlarınızı ulaştırabilirsiniz. Değerli izleyenler, bunu da hatırlatması da bulunalım. Kimler bizlerle birlikte, hemen onu da aktaralım sizlere. Kastamonu Belediyesi Onursal Başkanı Sayın Hakkı Köylü ve Serpil İskenderoğlu takım kaptanı, onunla beraber oyunculardan Ceren Coşkun bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Tebrikler. Artık şampiyonluklar belli oldu. Erkeklerde handbolda haftalar önce Beşiktaş Mogaz şampiyonluğunu ilan etmişti. Kadınlarda da Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Hakkı Bey, dilerseniz sizle başlayalım. Hayırlı olsun. Tebrikler bir kez daha. İyi bir şampiyonluk kazandınız. Bir yılın ardından bir kez daha şampiyonluk size gelmiş oldu. Nasıl yorumlarsınız bu şampiyonluğu? Önce böyle bir program düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Handbol gibi bir sporu gündemine alan Sport TV'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Diğer televizyonlardan da böyle bir şey beklerdik ama pek bugüne kadar aradığımızı bulamadık. İnşallah bundan sonra onlar da destek olurlar diye düşünüyorum. Önce ben Onursal Başkan diye söylediniz. Ben Onursal Başkan falan değilim ama elimden geldiği kadar bu kulübe destek olmaya çalışıyorum. Kastamonu'lar çok seviyor Hakkı Bey sizi. Onursal Başkanımız olarak, diyorlar. Hem Kastamonu olarak hem bu sporu biraz seven, sonradan bu sporun içine giren birisi olarak gerçekten gönülden destek diyorum. İşte maddi yönden de sağdan soldan destek bulmaya çalışıyorum. Güzel bir spor. Kastamonu bunda bayağı başarılı. Gerçekten işte geçen sene ikinci olduk. Bir önceki sene şampiyon olduk. Altyapımız da var şu anda. Aşağı yukarı 100'den fazla öğrencimiz var bu sporu yapan. Hedefimiz de bu kulübe aşağıdan devamlı destek sağlamak. Gerçekten şu anda belediyemiz bu spor kulübünün sahibi. Sağ olsun belediye elinden gelen bütün yardımı yapıyor. Yani aynı yardımlar yapıyor. Maddi yardım bütçesinden gene verebiliyor. Ama belediyemizin bütçesi bu takımı tek başına götürecek kadar güçlü değil. Yani çünkü verebileceği yardım sınırlı. Bunun dışında dışarıdan tabii ki destek bulmak zorundayız. Bunu şunun için yapıyoruz. Yani bir Türkiye'de şampiyon olmamız lazım. Tamam, olduk. Ama Türkiye'de şampiyon olmak sadece bu iş için yeterli değil. Diğer spor dallarında, branşlarda olduğu gibi hedef Avrupa. Handbolda da Avrupa'da bir şey yapmalıyız. Yani Avrupa'nın kapısına gir, Bulgaristan'dan Kapıkule'den geriye dön, bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ama biz bu konuda da gene başarılıyız. Daha önce Challenge Kupası'nda ikinci oldu. Kastamonu Belediye tabii Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Sayın Hakkı Bey de ifade ediyor, katıldı. Ama evet, gruptan çıkamadı belki. Çıkamadı, ama Kupa evet. 2 dediğimiz Kupa 2'de yarı final oynadık. Yarı final. Yine Challenge Cup'ta. Eğer 3 derse Kupa ötekinin adına da orada final oynadık. Aslında evet. Avrupa kupasını, havasını soluyan var ve tanıyan bir kulüp Kastamonu var tabii. Belediye ve onu bir kez daha hatırlatalım ama tabii hedef Şampiyonlar Ligi. Aslında Wild Card'a da birazdan geleceğiz. Hem Serpil'le hem de Ceren'le beraber konuşacağız. Tabii ben takım kaptanı olarak sana dönmek istiyorum sevgili Serpil. Çünkü sen çok tecrübeli bir isimsin. Geçtiğimiz yıllarda milli takımda Kastamonu Belediye'de uzun yıllardır oynuyorsun ve bu yılda şampiyon oldunuz. Az önce Hakkı Bey çok güzel ifade etti aslında ama sen bir sporcu gözüyle bu yılı nasıl değerlendirirsin? Şimdi ben 5. sezonum Kastamonu'da, 5. sezonu bitirdim. 5 sezonda 2 şampiyonluk yaşadım ve bu bir yıl aradan sonra gelen şampiyonluktu. Evet. Bir yıl mola verdiniz. Evet, bir yıl mola verdik ama geçen sene zaten bizim için çok yoğun bir seneydi. Çünkü Avrupa Handbol Federasyonu Kupası'nda 3 günde bir maç yaparak yarı finale kadar yükseldik. Çok yoğun bir sezonun ardından sene sonunda sakatlıklarla beraber bir takım aksaklıklar oldu ve şampiyonluğu öyle kaybettik diyelim. Bu sene de tabii geçen sene kıl payı kaçırdım, şampiyonluğu geri almak bizim için çok büyük gurur oldu. Bu konuda hem takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve yönetim, bizim arkamızda duran, her zaman arkamızda duran yönetimime çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda Kastamonu halkı da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Kastamonu'da handbol oynamanın keyfi zaten biraz da orada çıkıyor.
Çünkü özellikle Avrupa Kupası maçlarımızda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar ve arkamızda bizim bench gibi. Yani, bu önemli değil mi? Çok önemli. Sevgili çok Serpil. Önemli. Yani onlar olmadan boş bir sahaya salonu oynamak hiç de. Yani oyuncu gözüyle aradaki olmuyor. Farkı görebiliyorsun. Tabii yani ki. Boş salonu oynamakla dolu tribünler oynamak arasındaki çok motivasyon farkını nasıl tabii açıklarsın? Yani şimdi biz Kastamonu'da ben diyorum ki evet tribünümüz full oluyor. O heyecanı yaşıyorsunuz ama geçen sene Avrupa'daki gördüğüm tribünlerin karşısında benim Kastamonu'da gördüğüm tribün hiçbir şey kalıyor. Yani o kadar motivasyonu yükseltiyor ve o kadar sporcuyu etkiliyor ki maçın sonucuna yansıyor. Yani mesela çift tribün full dolu oluyor ve onun heyecanı çok başka gerçekten. Evet. Ama Kastamonu'da bu anlamda sahip çıkıyor. Evet kesinlikle. Tek tribününüz olmasına rağmen full oldu, o da doluyor. Evet. Ceren sen nasıl yorumlarsın bu gelen şampiyonluğu? Sen de takımın önemli parçalarından birisin. Senin gözünden nasıl geçti bu yıl? Ya benim için Kastamonu gerçekten hak ediyor şampiyonlukları. 8 yıldır Kastamonu'da oynuyorum ben. Ya artık oranın çocuğu gibi oldum. Yani Kastamonu'dayım diyebiliyorum. Oradaki insanlar çok içten, çok samimi. Yani yönetimimizde aramızda öyle yönetim sporcu ilişkisi değil, aile ilişkisi var. Bu aile ilişkisi de bize şampiyonluğu getirdi. Ya arkadaşlarımın emekleri çok büyük. Sakatlıklar yaşadık yine dediğimiz gibi şanssızlıklar yaşadık. Türkiye Kupası'nı şanssızlıklar yüzünden verdik. Çok ufak bir farkla verdik. Olsun spor bu. Kazanmak evet. da var, yenilmek de var. Türkiye Kupası'nın sahibi de Murat Paşa oldu. Onları da kutlayalım değerli izleyenler bu ekranlardan. Tabii handbolu seviyoruz. Handbolun da yaşanmasını istiyoruz ülkemizde. Ama burada belki de en büyük paydaşlardan biri de seyirci kültürü, seyirci faktörü. Hakkı Bey, Kastamonu az önce sevgili Serpil de çok güzel ifade etti. Tribünler dolu, full oynuyoruz ve bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor ifadesini kullandı. Kastamonu şehri gerçekten handbolu sahiplenmiş. Burada evet. tabii ki sizlerin de payı çok büyük. Nasıl yorumlarsınız? Bir Kastamonu'da olarak. Şimdi, Kastamonu'da ben de aşağı yukarı 2 yıl oldu herhalde değil mi? 2 yıl önce başladım bu sporu izlemeye. 4 yıl oldu. 4 yıl da ben beni izlemeye başladım. Şimdi Challenge Cup'ta beraberdik ya. Evet. Hemen, tabii 4. yılımız hemen bitti. Destek geliyor 4 sene olmuş demek ki. 4 yıldan beri bu tarafa biraz ilgileniyorum. Şimdi ilk gittiğim maçta, ondan sonraki 1-2 maçta gördüm ki 15-20 kişi var, bilemediniz 50 kişi var. Fakat öyle bir yere geldi ki artık salon tamamen doluyor. Ama kaptanımız da söyledi, Avrupa ile aramızda çok fark var. Biz Romanya'ya maça gittik, bize oturtmak için yeri zor buldular. Niye zor buldular? Kombine bilet satılmış hepsi. 4500 biletli seyircimiz var dedi oradaki yöneticiler. Hatta oranın belediye başkanı söyledi. 4500 biletli seyircimiz var dedi. Çift taraflı tribünleri var salonun. Bizim henüz çift taraflı bir tribünümüz yok ama ihalesi yapıldı. Yani Türkiye'nin en modern salonlarından birisi inşallah yapılacak. Kastamonu bunu hak ediyor. Evet. Yani şu anda Kastamonu'da handbolun taraftarı var artık. Rastgele seyirci değil bu. Taraftarı var. Eşiyle, çocuğuyla birlikte geliyor herkes maça. Ve maçı izliyorlar ve katkıda bulunuyorlar. İyice tezahürat yapıyorlar. Destekliyorlar. Ama bizim şunu kabul etmemiz lazım. Yani handbolda genel olarak, yani handbola daha doğrusu çok fazla değer verilmiyor. Çok popüler bir spor haline gelmemiş Türkiye'de. Avrupa'daki gibi değil. Özellikle Kuzey Avrupa'da bu çok fazla. Ya bunun yanında biz şimdi biraz artık bir yerlere gelmeye başlayınca insanlar da demek ki ya burada bir şey var diye düşünmeye başladı. Altyapıdan artık bundan sonra oraya çalışıyoruz zaten. Yeni yeni sporcular yetiştirmemiz lazım. Şu anda Kastamonu'da bildiğim kadarıyla 100'den fazla genç çocuk var. İlkokuldan başlıyor. İlkokul, ortaokul, lise çağlarında çok sayıda kişi. Yani bu spor Kastamonu'da bu hale gelince aşağıdan da heves edenler çoğaldı. Ve gerçekten bu ablaları gibi olmak istiyorlar. Hep kızlar. Bakıyorum böyle gözleri pırıl pırıl küçük küçük çocuklar. Ya inşallah önümüzdeki 3-5 sene sonra biz dışarıdan belki de pek oyuncu almadan bu işi götüreceğiz. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Eğer Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak yabancı oyuncu takviyemiz şart. Evet. Yani bugün için buna ihtiyacımız var. İleride ne olur onu pek söyleyemem ama bugün gerçekten yabancı oyuncuya ihtiyacımız kaliteli var. Kaliteli yabancıyı biz her platformda tabii destekliyoruz. Çok çünkü kaliteli de olması gerekiyor. Evet. Yani Türkiye'de şampiyon olduk işte oluyoruz. Bir de şu var, Türkiye'de 2-3 tane takım biraz iyi durumda, diğerleri daha zayıf. O zaman Türkiye'de şampiyon olmak bazen diyoruz ki mesela bu takımın
Türkiye'de çok rahat şampiyon olması gerekir diyorlar. Ama 2-3 tane takım diğerlerinin hepsini yeniyor. O zaman arada çok puan farkı falan olmuyor. Yani 5-6 tane güçlü takım olursa, birbirlerini yenecek durumda olursa, seviye yükselirse, o zaman en iyi kimse belki farklı bir şekilde şampiyon olabilir. Evet. Ama şu anda öyle değil. Birer ikişer puan farkla öyle gidiyor. Ya bu da önemli aslında. Ya ben ümit ediyorum, biz hedefimiz Avrupa'da bir kupa almak. İstiyoruz. Buraya kadar götürmeye çalışacağız. Bir şey daha var tabii. Kastamonu'da hakikaten insanlarımız destek oluyor. Sponsor olanlarımız var. Ya buradan ismini vermeyeceğim ama bizim Kastamonu'daki çok büyük bir firma, bir grup. Baktık Romanya'daki bizim rakibimiz olan takımın sponsoru. Bunu neye bağlıyorsunuz onu, Sayın Köylü? Onu kendileriyle konuşacağım ben. Yani oradaki takıma sponsor olup da Kastamonu'ya sponsor olmamalarının, diyeceğim artık, sitem edeceğim kendilerine. Şimdi sponsorluk konusu açılmışken, gerçi hem Serpil'le hem de Ceren'le biraz daha saha içinde kalacağız ama konu sponsorluğa gelmişken, Türk Ekonomi Bankası'nın çok önemli bir sponsorluğu var. Sağ olsun. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'ne. Dilerseniz bundan da bahsedelim çünkü evet, konu geldi. Hani belki yermemiz gerekenleri siz ifade ediyorsunuz ama bir de övmemiz gereken durumlar da var evet, burada. Türk Ekonomi Bankası, biz genelde tenisle hep ilişkilendirdik Türk Ekonomi Bankası'nı ama bu sefer handbol da karşımıza çıktı. Evet. Bu birleşme nasıl oldu Sayın Köylü? Vallahi ben gittim Ekonomi Bankası Başkanı'na, Yönetim Kurulu Başkanı'na, Sayın Çolakoğlu'na. Anlattım durumumuzu. Sağ olsun kırmadı bizi. Dedi ki tamam dedi, biz sponsor olalım dedi. Geçen senenin sonuna doğru gittik biz. Bir iki ay vardı herhalde yıl sonuna. Bu arada bir miktar destek oldu. Bu sene daha fazla destek oldu. Şimdi önümüzdeki sene tekrar gideceğiz. Diyeceğiz ki bu bize yetmedi. Bak şampiyon olduk. Kupa geldi. Kupa geldi. Daha fazla destek ol diyeceğiz. İnşallah, ümit ediyorum daha da fazla destek olacak. Şimdi sponsorluklar şöyle önemli Sayın Köylü. Biz birçok farklı ülkeden birçok farklı branşı anlatıyoruz, görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Voleybol var, handbol var bunun içerisinde. Formalar o kadar sponsor alıyor ki neredeyse oyuncuların isimlerini görmek dahi zorlanıyoruz. Evet, bu doğru. Çok güzel bir şey aslında. Evet. Ve tabii ki parkeler, sahanın içerisindeki parkeler de çok bu anlamda dolu oluyor. Biz bu konuma ne zaman ve nasıl gelebiliriz? Biz bu konuma, ben ümit ediyorum ki biz yakın zamanda geleceğiz Kastamonu olarak da, diğerlerini bilemiyorum. İyi başladık Kastamonu. Başladık, biz geleceğiz. Önümüzdeki günlerde bir girişimlerde bulunacağız İstanbul'da inşallah. Belki bu bayramdan sonra filan olabilir. Bu arada iş adamlarımızla görüşeceğiz Kastamonu'da. Evet, gerçekten çünkü değerli iş adamlarımız var. Onları bu işe dahil edeceğiz. Evet, her platformda İnşallah. Spora evet, ve sporcuya destek oldukça önemli. Çünkü spor, kültür ve sanat aynı zamanda yumuşak bir siyasettir. Hem Avrupa'da hem de ülkemizde takımlarımızın temsili oldukça önemli. Bir kez daha hatırlatalım bu ekranlarda. Tabii sert bir konu sponsorluk dedik. Devam edelim istersen. Çünkü yatırımlar da bir yandan devam ediyor. Sayın Hakkı Bey'in de ifade ettiği gibi. Sponsorluk kavramı belki sen uzun yıllardır handbolun içindesin ama belki yeni yeni handbolda duyduğumuz kavramlar bunlar. Belki biraz geç kalındı ama sonuçta oluyor. Sen nasıl yorumlarsın tecrübeli bir isim olarak? Yani şimdi yurt dışında böyle bir belediye takımları ya da özel takımlar yok. Sponsorlarla ayakta duran evet, takımlar var. Yani eğer sponsorlardan bir şey kazanmıyorlarsa o takım bir hiç oluyor. Yani hiçbir ödeme yapılmıyor, hiçbir şeylerini karşılayamıyorlar. Ama bizim ülkemizde genelde belediye takımları kendi artı bütçelerini sponsor bulmaya çalışıyorlar. Şu anda zaten handbolde hemen hemen hepsi belediye takımı. Tabii bir tane bile sponsor desteği olduğu zaman takım çok daha farklı yerlere geliyor. Örnek olarak Beşiktaş. Mesela Mogaz'ı aldıktan sonra biz işte TEP bize çok büyük bir katkı sağladı. Bizim için bunlar çok önemli. Mesela formalarımızda görüyorsunuzdur. Bir tek bizim öyle sanırım. Bütün formamızda, her yerimizde çok bir, da güzel formamız evet, var. Evet, amblemler var. Bir tabii, sonrakine ama bekliyoruz. O formayı güzelleştiren formadan de onlar zaten. Evet, tabii. Olması aslında evet, ben bunu ifade ediyordum. Yani işte İtalya'da voleybolda kadın erkek fark etmiyor. Formayı giydikleri zaman sporcular işte neredeyse isimleri dahi okunmuyor. Zorlanıyoruz. Bu da işte oradaki gelişmişlik seviyesini gösteriyor. Spor olan yatırımları gösteriyor belki de. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Ceren, sana devam edelim. Senin bu konuda bir görüşün var mı? Ben ilk defa TEP gibi bir banka sponsor olduğuna şahit oldum. İlk defa böyle bir takımda oynuyorum. Dediğim gibi bugüne kadar
5-6 takımda profesyonel olarak oynadım. Fakat hiçbir formam bu kadar dolu olmadı benim. Evet. İlk defa Kastamonu'da bu kadar dolu formayla oynuyorum. Ben şöyle söyleyeyim, 5 sezondur Kastamonu'dayım ve 5 sezondur bana bir tane forma kalmadı. Her evet. sezon sonu formalar gidiyor. Evet. Bana kalmıyor çünkü herkes o kadar, sahada o kadar güzel duruyor ki formalar o sponsor logolarıyla beraber. O yüzden hiçbir zaman forma bize kalmıyor. Hepsi evet. gidiyor. Onu da belirtelim. Formaların şıklığından, doluluğundan da bahsetmiş olduk. Tabii yabancı oyuncular dedik. Sayın Köylü de bahsetti aslında. Yabancı sporcular eğer başarılı ve kaliteliyse her platformda istiyoruz, görmek istiyoruz. Yabancı oyuncular vardı, kadroda bulundu Kastamonu Belediye'de. Onların bakışı nasıldı ülke entipoluna ve takıma? Serpil, senle başlayalım istersen. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene bizim bu kadar başarılı olmamızdaki en büyük sebeplerden biri kaliteli yabancılarımız vardı. Kaliteli ve karakterli yabancılarımız vardı. Yani az sayımız azdı ama herkes sonuna kadar mücadele etti. Sakatlıklar oldu ama herkes bir başarıya odaklanmıştı ve kimse görev almaktan, sorumluluk almaktan kaçmadı. Belki orada en kritik cümle karakter. Evet. Yani kaliteli ve karakterli sporcuların olması gerekiyor. Yani sadece iyi oyuncu olmak yetmiyor. Bazen iyi oyuncudur ama karakteri belki o kadar göstermeyebilir. Yani mesela oyuncu çok iyidir ama parasını 15 gün geç almıştır, oynamaz gibi. Bizde hiç öyle şeyler olmadı. Herkes bir kenetlenme, sahiplenme bir aile ortamı olduğu için geçen sene bu kadar başarılı olmamızın sebebi bunlardan biri. Diye düşünüyorum. Tabii ben. Sen takım kaptanı olarak yönetimle sporcu arasındaki evet, bir biraz. Anlamda köprüsün. O anlamdaki yabancı oyuncularla olan iletişimi de belki en iyi sen kuruyorsun. Belki onları en iyi sen anlıyorsun. Yani geçen sene öyle oldu. Genelde bu görevler kaptanlara kalır. Evet öyle oldu. Ama ben hiçbir zaman bundan gocunmadım. Keyif olarak yapıyorum. Çünkü takım arkadaşlarımı gerçekten gönülden seviyorum. Bu seneki oyuncularımızın, yabancı oyuncularımız bu sene de çok başarılıyız. Yabancı oyuncularımız 7-8-9 senedir Türkiye'de oynayan yabancı oyuncular. Hepsi Türkçeyi bilen. O yüzden bana çok fazla iş düşmedi açıkçası bu sene. Ama geçen sene Türkiye'ye gelip ilk defa oynayan, Türk kültürünü bilmeyen, böyle örf adetlerimizi bilmeyen insanlar geldi. Onlara sürekli böyle bir bakın şöyle olsun işte Kastamonu halkı biraz da Kastamonu biraz küçük olduğu için. Çünkü Ankara, İzmir, İstanbul gibi değil. Hani yabancı oyunculara biraz değişik geldi başta ama hepsi sonradan çok daha alıştılar yani sorun olmadı. Onu soracaktım aslında. Şimdi tabii futboldan, basketboldan genelde biliyoruz, hakimiz. Genelde sporcular İstanbul'u gördükleri zaman farklı bir ile pek gitmek istemiyorlar. Bunu evet. Trabzon dahi yaşadı bunun sıkıntısını geçtiğimiz dönemlerde. İstanbul'u görüp veya geliyorlar mı bilmiyorum ama Kastamonu'da yaşadıkları zaman bu onlar için bir sıkıntı oldu mu? Yani olan sporcular oldu. Yani çok sıkılıyoruz burada. Nereye gideceğiz? Gidecek bir yer yok. İşte ya da deplasmana gidiyoruz. İşte bir saat gidelim alışveriş yapalım diye. Ya da bir kahve içmeye gitmek isteyen sporcu çok oldu. Çünkü Kastamonu'da öyle çok büyük, çok fazla gidecek yer olmadığı için insanlar böyle belli bir saatten sonra sıkılıyorsunuz. Hani her gün aynı yere mi gideceğiz? Ya da iki çift antrenman. Şehrin yapısından dolayı. Aynen, gerçi ondan. Sayın Köylü'yle bahsettik. Çok da güzel yerleri var aslında. Var, çok güzel yerleri var. Cide onlardan bir tanesi belki ama. Sporcular şehrin dışına pek çıkamıyor. Evet, yani pek zamanımız yok. Zaman antrenman evet. ve yoksa dinlenmeyle geçtiği için. Şeyler güzel, ilçelerimiz güzel gerçekten. Etrafı güzel Kastamonu. İçinde de kültürel ve tarihi varlıkları çok. Ama sporcular bunlarla çok herhalde ilgilenmiyorlar. Çok, evet. Yani külliyeler, hanlar, hamamlar, medreseler, camiler, türbeler bir sürü şeyler var da. Ama tabii sporcular o, genç bunlar. Yani o ne yapacak? Yani külliyede gidip de neyi görecek? Ya da türbe, ya da cami. Biraz daha farklı noktaları belki ama gidip gezmek. Ama bence yani Kastamonu bir sporcu çok, için çok ideal bir şehir. Yani bir kere havası çok güzel. Evet. Yazın doğası antrenmanlarda güzel. O antrenman koşarken mesela o sorunu yaşamıyorsunuz. Bir nefes alamayacağım olmuyorsunuz mesela. Her yer birbirine yakın, zaman konusunda çok büyük tasarrufumuz var. Dinlenme açısından çok daha büyük zaman kalıyor. Herkes bir arada. Hiç kimsenin evi birbirine bir saat uzaklıkta değil.
Antrenmandan yarım saat önce gidiyorsunuz mesela sahaya, yürüyerek gidiyorsunuz. Sporcuya daha fazla zaman kalıyor. Daha fazla zaman kalıyor ve daha iç içe, daha aile ortamını yaratmış oluyorsunuz. Tam bir sporcu şehri bence, evet, benim için. Ceren, sen neler söylemek istersin? Serpil çok güzel ifade etti aslında. Ya benim için de kesinlikle öyle. Küçük bir yer, hepimiz bir aradayız. Bu takım ruhunu da canlandırıyor. Hep birlikte olduğumuz için sürekli sosyal şeyleri birlikte yapıyoruz. Çok gezilecek bir yeri yok biz sporcular için. Fakat hep birlikte iç içe olduğumuz için ev buluşmalarımız, günlerimiz falan oluyor bizim de. Daha sıcak bir aile ortamında geçiyor. Daha sıcak bir ortam oluyor. Devam edeceğiz, ancak kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Aradan sonra Avrupa'yı konuşmaya devam edeceğiz. Sport 360'da handball konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Kadınlar Ligi'nin şampiyon takımı bizlerle birlikte Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü. Bu bölümde de tabii ki bizlerle beraber sizler de soru, görüş ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Reklama giderken Avrupa dedik. Tabii şampiyon olan takımımız Kastamonu Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün şimdi bir de Şampiyonlar Ligi macerası gündemde. Tabii o noktada bir de wildcard başvurusu yapılması planlanıyor. Serpil, sen ne istersen başlayalım. Hakkı Bey de bize bu bölümde yine katılabilir. Çünkü ne sıkıntımız var, ne bekleniyor wildcard noktasında? Şimdi biz geçen sene Şampiyonlar Ligi ön elemesine gittiğimiz zaman elendik ve çıkamadık ve Avrupa Handbol Federasyonu'nda, evet, EHF Cup'tan devam ettik. Ve yarı final gördünüz. Evet, bu yarı finali gördükten sonra dedik ki biz neden Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayalım ki? Neden olmasın dedik yani. Ondan sonra tabii hedefler büyüyor. Yarı finale gelebildiysek biz bunun daha ilerisine de gidebiliriz düşüncesi insanın içine giriyor gerçekten. Ve bu sene de şampiyon olduktan sonra o zaman biz ön elemeyi geçen seneki başarıdan sonra tabii ki bunu söyleme hakkımız doğuyor. O zaman ön elemeye gitmeyelim, biz direkt bir wildcard başvurusu yapalım, bir şansımızı deneyelim. Belki bir şeyler yapabiliriz düşüncesiyle bu işe başlanıldı diye düşünüyorum ben. Ki Mayıs ayı içerisinde başvuru yapılması gündemde. Şu ana kadar yapılan bir başvuru bildiğimiz kadarıyla yok. Hakkı Bey, Avrupa'da olmak istiyoruz dedik. Şampiyonlar Ligi istiyoruz. Elbette ki. Şimdi bir şey de unutmadan söyleyelim. Lütfen. Bizim takımımızın şu andaki yönetim kurulu çok genç iş adamlarımızdan oluşuyor. Ya bunlar, bu arkadaşlarımız bu işi o kadar sevdiler ki maçları neredeyse hepsine deplasmanlara gidiyorlar. Hep birlikte kalkıyorlar, gidiyorlar. Bazen eşini, çocuklarını da götürüyorlar. Hem başkanlarına hem yönetim kurulu üyelerine de burada bir teşekkür etmemiz lazım. Lütfen. Gerçekten. Yani. Onlar bir fedakarlık yaptılar. Keza önceki ve şimdiki belediye başkanımız, onlara da teşekkür ediyorum. Destek oldular. Ellerinden gelen desteği. Şimdi belediye başkanımız değişti ama başkanımız da bu kulüp içinde de ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapmaya hazırım dedi. Bu da destek oluyor. Tabii bir de hocamız vardı başımızda. Hakan da, Günal. Evet, Hakan aslında Bey. Aslında onunla da ilgili sorular da ona var. Ona da teşekkür ediyorum. Gerçekten o da bu takımın şampiyonu olmasında elbette ki çok katkısı var. Yani değerli bir hoca. Ya bunları ihmal etmeyelim. Önce bunlara teşekkür ediyorum. Evet. Ondan sonra Avrupa'da biz hakikaten bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama nasıl yapabileceğiz, ne yapacağız? Yani belki bazı kurallarında değişmesi gerekir. Yani birden hasbelkader şampiyon olan bir takımla karşı karşıya geliyorsun, birden elendin gitti. Böyle olmaması lazım yani. Biz ikinci olabilecek bir takımken baştan eleniyoruz duruma göre. Tabii oradaki wildcard başvurusunun, evet, işte durumu onu, da belli onu olacak. Onu bilmiyorum şu anda arkadaşlarımız ne yaptılar o konuda. Eğer Mayıs sonuna kadarsa büyük ihtimalle müracaat edeceklerdir oraya. Ve dolayısıyla yani Avrupa'da bizim de olmamız lazım. Ama baştan da söylediğim gibi Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da bu handball çok önde gelen spor dallarından birisi. Bizim Türkiye'de ise en alttaki, en az destek gören, en az rağbet gören spor dallarından birisi. Özellikle de bayanlarda. Aslında geçtiğimiz yıllarda belki çok daha fazla görünüyordu kadın handbolu ama son yıllarda belki biraz daha sekteye uğramış gibi duruyor şu anda. Sen o yıllarda da oynuyordun aslında, evet, Serpil. Şimdi belki erkek handbolu, kadın handbolu diye ayırmak belki çok doğru da değil. Handbol handboldur. Kadın erkek herkes bu sporu yapabilir. Ama son yıllarda az önce Sayın Körül de ifade etti.
İşte kadın handbolunda Norveç, Hollanda, Macaristan son yıllarda ön tarafta. Erkeklerde tabii Makedonya gerçeği var, Paris Saint-Germain'in altlı Fransa gerçeği var, Almanya, Avusturya gerçeği var. Türkiye şu anda pozisyonu nasıl kadın handbolunda, sana sorayım. Yani şöyle söyleyeyim, son 10 yıl içinde değerlendirirsem, yani daha önce milli takımlarda biz Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Şampiyonası'na böyle hani ucundan döndük tabiri çok doğru olur. Ama ondan sonra bir bak gençleşmeye gidildi ve milli takımlarda bir gerileme oldu. Tabii bu gerileme çok normal çünkü artık yani yeni oyuncuların, alttan gelen genç oyuncuların bir tecrübeye sahip olabilmesi için belli bir süre gerekiyor. Yani hemen onlardan başarı bekleyemeyiz. Eminim ki ilerleyen yıllarda çok daha iyi bir milli takımımız olacaktır. Öyle düşünüyorum. Kulüp takımlarına Türkiye'ye geldiğimiz zaman da destekler, mesela daha önce playoff oynuyorduk biz. 5 maç üstünden oynuyorduk ve playofflarımızın 5 maçımız da yayınlanıyordu televizyondan. O zamanlar NTV Spor yayınlıyordu, TRT yayınlıyordu. Yani bir şekilde... Farklı kanallar. Bir şekilde insanlar bizi izleyebiliyordu ama şimdi yok. Yani yok. Yayıncılık da önemli. Evet, yayın olmayınca da insanlar ne oynanıyor, ne bitiyor orada, nasıl tabii bir şey göremiyorlar belki. Göremiyorlar. Ancak ama maça gidenler görüyor. Hatta sponsorluğu bile etkiliyordur diye düşünüyorum. Tabii çok etkiliyor. Sponsor olan firmalar da kendi markalarını görmek istiyorlar, evet, veya izlettirmek istiyorlar. Aslında o sponsor olanlar bir gelse, bu maçları izlese, o zaman biz bir şey söylemeden kendiliklerinden derler. Bu güzel bir spor, iyi bir spor, biz buna destek olalım derler zaten. Evet. Tabii sorular da gelmeye devam ediyor. Ben de hemen bu bölümde biraz onlara bakayım. Aslında siz az önce çok güzel ifade ettiniz Hoca Hakan Günal. Buradan da tebrikler kendisine. Çünkü iki lig şampiyonluğu var, Süper Kupa var, Avrupa'da yarı final var. Özel bir nedeni var mıdır diye sorular da geliyor Sayın Köylü. Takımın başında değil artık, ayrıldı Hakan Günal. Bunun özel bir gerekçesi var mıdır? Ben de size yönlendireyim. 3 sene mi kaldı? 3 sene benim için yeter dedi. Bana söyledi. Bu kadar da buradan da ifade etmiş oldum Sayın Köylü'nün. Ve bir kez daha başarılar dilerim kendisine. Evet. Çünkü emeğe geçen bir isimdi Hakan Günal. Kadın takımı var. Erkek takımı var mıdır veya bir yapılanma içine girerler mi diye sorular da var. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü erkek yok herhalde bünyesinde. Yok, erkek yok. Evet, onu da erkek aktarmış yok olalım. Kadınlarla devam ediyoruz Kastamonu'da tabii ki. Ceren, sen tabii Avrupa heyecanını da bir anlamda yaşamak istiyorsun yine Kastamonu formasıyla beraber. Bir milli takım serüveni de var, az önce Serpil de ifade etti. Sen nasıl yorumlarsın son yıllardaki kadın netbolundaki değişimi veya gelişimi nasıl yorumlarsın? Gençleştik. Genç takımdayım. Arkadaşlarım çok gençler. Dediği gibi ablamızın da tecrübeye ihtiyaçları var. Bu dönemde başarının gelmemesi çok normal. Birbirimize adapte olmamız lazım. Birbirimize uyum sağlamamız lazım. Ve en önemlisi tecrübe kazanmamız lazım. Tecrübe de başarısızlıklarla da birlikte geliyor yani. Her zaman başarıyla olmuyor. O yüzden başarı bekliyorsak biraz başarısızlık yaşamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Olabilir tabii. Ben de şöyle katılıyorum sana. Aslında Serpil de muhakkak yer verecektir. Genç sporculara örnek, rol model olan sporcularsınız. Siz kulüp olarak bir defa öylesiniz. Az önce Sayın Hakkı Köylü de bahsetti. Gençleşme operasyonu da var. Çünkü gelecek yıllarda belki de Kastamonu'dan çıkacak minikler bu kupayı ülkemize getirecekler. Bunu hedefliyoruz, arzuluyoruz. Sizin gençler olan iletişiminizi ben merak ediyorum. Çünkü sizi gören minikler eminim işte Ceren abla gibi, Serpil abla gibi olmak hayalleridir, istiyorlardır. Bu noktada nasıl bir gençlik var Kastamonu'nda ve sizin çocukların iletişimi nasıl? Şöyle söyleyeyim ben. Her maç devre arasında sahaya atlayan çocuklar ve her maçtan sonra bizimle defalarca her maçtan sonra aynı kareleri çektiren çocuklar var. Yani hepsi böyle bir formaya, bir tişörte ya da bir fotoğrafa bile böyle hayranlıkla bakan çocuklarımız var. Ve hepsi eminim ki bizim gibi olmayı çok istiyorlar. Ve gerçekten başarılı olabilecek çocuklar var aralarında. Yani umarım bizim yerimizi onlara veririz. İnşallah ileride iyi bir gençliğimiz olur diye umut ediyorum. Ceren? Valla genç arkadaşlarla antrenmanlara katılıyoruz. Zaman zaman onlara yardımcı oluyoruz. Tecrübemizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Tabii antrenörleri de bu anlamda iyi ama onlar bizim gibi örnek sporculardan bir şeyleri gördükleri zaman daha hevesli yapıyorlar. Biz o konuda çok destekçiyiz genç arkadaşlara. Sürekli antrenmanlarına gidip destek olmaya çalışıyoruz.
Çok ilgililer, çok alakalılar. Yani iyi yerlere gelecekler diye ben de umuyorum. Bu spor yaparken olmazsa olmazlar nedir? Tabii ki her spor branşında çalışmak ayrıdır, disiplin ayrıdır, beslenme, uyku düzeni, antrenman metodu ayrıdır ama hani handbolu diğer sporlardan farklı yapan etmenler nelerdir? Serpil, senle devam edelim istersen. Kadına göre gerçekten çok zor bir spor yapıyoruz. Bir erkekte daha böyle üstünde duruyor ama bir kadında çok sert bir spor olduğu için insanlar bu ne? Hani nasıl bu spor, böyle spor mu olur falan diyen insanlar çok. Birbirinizi dövüyorsunuz siz falan gibi. Yani nasıl anlatayım? Ceren yardımcı ol bana. Ya valla. Topu Ceren attı şu anda. Bayağı spor olduğu için bence handbolda güç, kuvvet çok önemli. Fiziksel yani, kuvvet. Fiziksel kuvvet yani ya tamam. Bir de yani çok kıvrak olması lazım. Tabii. Çok atletik olması lazım. Yani orada hem önemli. Hızlı hem orada yapılan hareketler, vücut hareketleri böyle affedersin kazık gibi falan insanın yapacağı şeyler değil. Mesela topu atıyor bir yere geride 2-3 takla atıyor, yuvarlanıyor. Bunun da yuvarlanmasını da ne zaman yuvarlanacağını bilmesi de çok önemli. Belki bunun bile epeyce bir antrenmanı çalışması olması lazım. Tabii ki zamanlama orada önemli. Tabii hem zamanlamayı yapacaksın, hem yerini iyi bileceksiniz. Hem de topu attıktan sonra mutlaka düşüyorsunuz yere zaten. Ama nasıl düşeceğiniz, nerede yuvarlanacağınız, iki takla mı yoksa bir takla mı atacağınız, bunları bile bilmesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Diğer spor dallarında yok bu. Bir iki adım ileri gider voleybolda diyelim ki topu tuttu tutamadı, top gitti. Bunda bu çok süratli bir oyun. Yani saniyelik, anlık yani 3 saniyede 5 saniyede bir şey değişiyor. Tabii dışarıdan izlerken değişiyor. Belki çok farklı tabii. Görünüyor ama oynarken de yani biz bir bakıyoruz biz 2 saniye 1-2 saniyede son 2 saniyede bir top atıyorsunuz, maçı kazanıyorsunuz. Son 2 saniyede hatta 1 saniyede maçı kaybediyorsunuz. O kadar süratli hareket gerektiren bir oyun yani. Yani şöyle söyleyeyim, bu seviyeye gelebilmek için yani üst seviyede oynayabilmek için çok uzun bir sürece ihtiyacınız var. Çocukluğunuzdan bu seviyeye kadar ve o seviyeye gelene kadar da hiçbir zaman vazgeçmeden çalışmaktan başka yapacak bir şey yok. Çünkü yılmadan yapmanız lazım, vazgeçmeden ve inatla bu işi istemeniz gerekiyor. Evet. Bunu çok isteyip başarılı olmak için elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor bir spor yapıyoruz. Evet. Tabii Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü olarak şunu da merak ediyorum ben. Bu sporu bölgede sizin tanıttığınızı zaten şüphe yok. Tanıtıyorsunuz ama biraz daha fazla tanıtma noktasında üniversiteleriyle beraber veya farklı liselerle beraber bir çalışma platformuna sahip misiniz? Nasıl olur da biz bu sporu biraz daha hani tanıtmaya gayret gösteririz. Tabii ki biz bu ekranlardan tanıtmaya çalışıyoruz ama bölgedeki insanların sevmesi gerekiyor. Az önce ifade ettiğiniz gerçi tribünler full dolu diye ama biraz daha gençlere hem altyapı hem lise hem üniversite noktasında nasıl dokunabiliriz? Veya böyle bir planlama var mıdır? Hakkı Bey sizle başlayalım isterseniz. Çünkü biz geçtiğimiz hafta amatör spor kulüplerin sorunlarıyla ilgili olarak bir toplantı düzenlendi Vali Bey'in başkanlığında. Biz de davet ettiler, katıldık orada. İşte herkes kendisini, sıkıntısını, derdini anlattı. Yapılacak ilk şeylerden bir tanesi hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait hem de okullara ait bütün salonların birlikte kullanılması. Yani okul salonlarını Gençlik Spor'un kadrosunda olan, orayla ilgilendirilen, irtibatlandırılan sporcuların kullanmasına, Gençlik Spor'un salonunda bütün okullara açılmasına bir karar verildi. Zaten bakanlığın da bu konuda bir kararı var. Evet. Oradan başlandı. Bir de şunu yapmamız gerekiyor. Okullarda veya gençlik sporun bünyesinde bulunan hocalar sadece ben bu takımı çalıştırıyorum, bunları çalıştırıyorum deyip ona 2 saat idman verip kenarda oturmaması gerekiyor. Eğer bir okulun öğrencilerin de bu çalışmaya ihtiyacı varsa onu da çalıştırmaları lazım. Ya da okuldaki öğretmenlerin, spor öğretmenlerinin boş zamanlarında diğer çocuklara da ders vermesi, onları da çalıştırması lazım. Yani buna dönük de bir karar alındı orada. Ya bunları birlikte yapabilirsek, yani orada kimse boş durmayacak. Öğretmenler kendi görev alanının dışında, dersinin dışında diğer spora meraklı çocukları çalıştıracak. Ötekiler de onları çalıştıracak derken öğrenciler ve diğer dışarıdan gelenler yetiştirilebilir. Aksi takdirde hoca sıkıntısı baş gösteriyor. Zaman zaman eksiklik oluyor. Çünkü Kastamonu'da 10-12 tane takım var.
12 tane hoca başlarında yok. Yani bir kısmını okul öğretmenleri evet. yetiştiriyor, çalıştırıyor. Bir kısmını da diğerleri çalıştırıyor. Ama ben ümit ediyorum ki biz bundan sonra Kastamonu'da artık bu işe el attığına göre biz bu konuda biraz daha ileriye gidip açık bir yer bırakmamamız gerekir. Yani o genç aşağıdan gelen çocukları mutlaka en iyi eğitimi almalarını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu spor yapan çocuklarla ilgili bir takım şeyleri var. Teşvikleri var, kararları var. Çünkü daha spor yapan çocuklar spora çok gidiyor, da sağlıklı büyüyor. Evet, çocuk maça gidiyor, spora gidiyor. Bakmışsın öbür tarafta bir dersten sınıfta kalmış. Evet. Bunun olmaması lazım. İnşallah bundan sonra olmayacak. Şunu da söyleyebiliriz aslında. Spor yapan gençler kötü alışkanlıklardan da çok koruyan bir durum spor platformu. Hani milli sporcu olur, çok iyi spor yapar o ayrı ama yeter ki spor yapsın, koşsun, hareket etsin. Yalnız üniversiteyle bağlantısından bahsettiniz de. Evet. Yani şimdi eğer üniversiteye kadar bu spor yapmışsa çocuklar oraya gelince onlar bir şekilde devamını getiriyor. Bizimle, bizim takımlarımızla irtibat kurarlar ya da kendi bünyeler içerisinde, üniversite içerisinde bir şeyler yaparlar. Ama oraya kadar bir şey yapmamış da ondan sonra ben bu spora başlayacağım derse onun zaten mümkün değil. Yani evet. 18 yaşındaki, 20 yaşındakinin başlaması mümkün değil. Evet. Tabii çok az süremiz kaldı ama şunu da hemen aktarayım. Sorulardan da geliyor. Tesisleşme konusu vardı. Farklı bir tesis yapılması gündemde mi? Gerçi siz müjdesini vermiştiniz ama. Evet. Kapalı spor salonumuz inşallah bu sene sonunda biter diye ümit ediyoruz. Üniversitenin yeni bir spor salonu yapıyor. O da 1-2 ay içerisinde biter. 2 tane zaten spor salonumuz var. Aslında gençlik merkezi var. Orada sporcuların çalışabilecekleri tarzda salonlar var. Birkaç tane salon var. Hem toplu sporların hem de ferdi sporların çalışabileceği salonlar var. Futbolla ilgili de var. Statlarımız, sahalarımız var. Tabii bunu her zaman yeterli demek mümkün değil. Yani mutlaka eksiği vardır. Ama günden güne bu eksikler de tamamlanır ve dolayısıyla spor altyapısı olarak eksiğimizin kalmamasını ümit ediyoruz. Evet. Tabii son bölüme geldik. Ceren senle başlayalım istersen. Son sözlerinizi alacağız. Neler söylemek istersin bundan sonrası için? Kastamonu Handball çok iyi yerlere gelecek. Onu görüyorum yani ben. İnşallah. Tabii sizin emeğiniz var burada. Yöneticilerle beraber evet. Serpil. Ben bir konuya değinmek istiyorum lütfen. Öncelikle. Sizden dediniz ya çocuklar, beden eğitimi. Evet. Şimdi biz Kastamonu'da biz elimizden geldiğince okullara gidiyoruz. Üniversiteden gelip bizim antrenmanlarımızı izleyen arkadaşlarımız var. İşte altyapımıza yardımcı oluyoruz. Antrenmanlarına az çok yardım etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hepimiz de birer beden eğitimi öğretmeni sayılırız. Biz zaten çalışıyoruz Ceren'le ikimiz de. Ve eğer ki altyapıdan çocuklarımız gelsin, çocuklarımız beden eğitimi de gelişsin, sağlıklı büyüsün istiyorsak bu beden eğitimi derslerimizin daha yoğun olmasını, seçmeli değil de daha yoğun hale gelmesini ve çocuklarımızın bu şekilde yetişmesini daha sağlıklı, sağlam vücutta, yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bunu göstermelerini istiyoruz. Yani biraz da Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda daha hassasiyet göstermelerini rica ediyorum ben buradan. Evet. Buna ben de katılıyorum. Evet. Yani mecburi ders. Kapanışı siz de yapalım. Mecburi ders olup olmadığını bilmiyorum. Bizim zamanımızda mecburiydi beden eğitimi dersleri. Ama haftada bir saatlik bir ders vardı. Aslında haftada bir saat yeterli değil. Hem mecburi olmalı hem birkaç saat geçtiğimiz olmalı. Geçtiğimiz günlerde konu gelmişken söyleyeyim. Bir tablo karşıma çıktı. Avrupa'daki ders saatleri ve Türkiye'deki beden eğitimi saatleri noktasında. Sanırım Türkiye en az beden eğitimi saatleri normalde olan. Normalde haftada 2 saat zorunlu. Yani zorunlu şu anda öyle. Yani bildiğim kadarıyla ama Almanya'da, Fransa'da 8 diye gidiyor. Evet 8-9 saat. Öyle en az 6 saat mesela. Bizde şu an 2 saat bile yeterli değil. Ve bunu eğer seçmeliye çevirirsek bizde çok başarılı olmam olunmasını istenilen bir gençliğimiz var. Evet, ama bunun önüne geçiyormuşuz gibi oluyor. Evet. Yani bunun seçmeli olması bizim gelecek sporumuzu bitirir bence. Bu benim kendi görüşüm. Evet. Ders sayıları azaltılıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre. 18'den 7'ye, 10'a, 9'a o şekilde düşüyor aşağıya. İşte bu kadar eksiltince belki birer saat daha beden eğitimine ilave yapılabilir. Çünkü beden eğitimi derslerini çocuklar severler. Evet. Bir sıkıntısı, bedenen bir rahatsızlığı olmayan herkes beden eğitimi dersine zaten girer.
Ve onda, o da zevkli bir derstir. Yani orada bir de bir şeyler yapmak ister. Çünkü bir şeyler tabii becermek ister. O bakımdan bu bir avantaj. Bir, diğer derslerden birisi eksik olsa da kurtulsak diyenler beden olur. Beden eğitimi önemli. Yani evet, ama beden gelecekte sporda başarılı olmak istiyorsak bunu göz ardı sahip etmememiz çıkmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler evet sizlere ve tebrikler bir kez daha. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, böyle bir zaman ayırdınız bize. Kastamonu'yu ve Kastamonu Handball'unu da tanıtmış oldunuz. Daha çok şampiyonluk ve daha çok kupa bekliyoruz. İnşallah. Biz de bu ekranlarda daha çok beraber siz oluruz. Bizi buraya bir daha davet ederseniz biz bir kupayla daha geliriz. İnşallah her zaman kapımız açık. Bugünlük noktalıyoruz. Çok teşekkürler sizlere. Evet değerli izleyenler, bugünlük Spor 360 noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Mutlu günler.